Flört şiddeti. Son zamanların yine en trend, en çok yaşanılan, uğranılan şiddet türlerinden bir tanesi. Acı bir şey çünkü normal şartlarda evlilik birliği devam ederken uğranılan şiddetler gene çocuk vardır, aileler üzülür, kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla katlanılan şiddetler olsa da flört şiddeti aslında hiçbir resmi bağ olmadan dahi bir tarafın diğer tarafa uyguladığı şiddet türü ve bunun katlanılması gerçekten çok daha zor ve acı. Özellikle flört şiddetinde karşılaştığımız en önemli şey sevgi ve aşk kisvesi altında insanların birbirlerinin duygularını sömürmesi aslında. Burada bakıldığı zaman şunu görüyoruz. Ben seni seviyorum, o yüzden kıskanıyorum. Ben seni seviyorum, seninle birlikte olmak istiyorum. O yüzden buralara gitmeni, şunlarla görüşmeni istemiyorum. Bunlar psikolojik şiddetin aslında en çok görünen yansımaları. Bir de özellikle ceza hukuku anlamında karşılaşılan bir husus var. O da aslında tehdit suçu. Flört şiddetinde çok sık rastlanılan durum, birlikte olunan kişinin uygunsuz fotoğraflarının haber olmaksızın çekilip ilişkinin devamı için ilişki süresince bunun diğer aile fertlerine veya topluma ifşa etmekle tehdit edilerek bu ilişkiyi sürdürmek, ilişki sırasında da karşısındakini kontrol edip ona istediği şeyleri yaptırtma durumudur. Bu uygunsuz fotoğrafların çekilmesi ve bu konuyla ilgili tehdit edilmesi kişiyi, özellikle kadınları, mahcumiyet, utanma duygularıyla karşı karşıya bırakıp bunların öğrenilmemesi için istemediği şeylere boyun eğme hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabii çok acı ve ciddi şekilde ele alınması gereken hususlardan bir tanesi. Ve genelde de işte bu üçüncü sayfa haberlerinde gördüğümüz flört ve ilişki sırasında karşılaşılan olaylar da bunların bir uzantısı sıklıkla karşımıza çıkan. Tehdit suçu aslında ceza kanununun en önemli suçlarından bir tanesi. Bu konuda çok çok önemli altını çizmek istediğim bir husus var. Tehdit suçu şikayete bağlı bir suç, lakin ondan sonra bir kamu suçu. Yani tehdit ettikten sonra bunu az önce belirttiğim gibi uygunsuz fotoğrafların çekilmesi, uygunsuz resimlerle ifşa edilmesi tehdidiyle istediklerinin yaptırılması şeklinde olduğu gibi sözle eğer benden ayrılırsan benimle birlikte olduğunu veya işte bunları söylediğini herkese yayacağım. Ailene yalan söylediğini, abine, kardeşine şunu söyleyerek onları aldatıp kandırdığını bizzat duymalarını sağlayacağım gibi bir şekilde bir ilişkinin devamını sağlamak için tehdit edilmesi, bu cezai anlamda ele alınması gereken hukuki bir durumdur ve bunun da müeyyidesi çok ağırdır. Tehdit, tekrar söylüyorum, şikayete bağlı bir suç. Lakin devamı bir kamu suçudur. Yani sonrasında karşınızdaki kişi pişman olsa ve bir şekilde siz şikayetinizi geri almaya kalkışsınız dahi tehdit suçundan yargılanan kişinin artık muhatabı devlettir. Devlet o davayı sizin yerinize devam ettirir. O yüzden özellikle tehdit durumuna maruz kalmış kişilerin, ki bu en çok flört döneminde karşımıza çıkıyor, buna ilişkin söylemlerini kayıt altına alması, buna ilişkin mesajların saklanması bu durumda çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü tehdit suçunun cezası çok büyük, devlet suçlu ve bu konuyla ilgili olarak da yaptırımları bir hayli ağır. İspat ne kadar kuvvetli olursa karşınızdaki kişinin ceza alması da o kadar muhtemel. Özellikle Aile Bakanlığı ve bu konuyla ilgili olarak kadın kuruluşları, kadın dernekleri çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ama en önemlisi aileyle ilgili olan bağların kuvvetli tutulması. Çünkü genelde anneye babaya söyleyememe, kardeşle abiyle paylaşamama durumları halinde bu bataklık gittikçe büyüyor ve bataklığın içine gömülünce de içinden çıkılması bir o kadar imkansız hale geliyor. Herhangi bir şekilde tehdide uğrayan, bir şekilde hukuki yollarını, haklarını bilmeyen kişilerin uğradığı bu durumda aslında ruhi ve bedeni büyük zararlara sebep oluyor. Aslında bunun ceza hukuku kapsamında da çok önemli yeri var.
Gerçi bu bir evli çiftteki erkek tarafına verilmiş bir cezaydı. Bunu da paylaşmak istiyorum. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, birlikte olan kişiler arasındaki şiddete dayalı bir dava sonucunda şöyle bir ceza verdi. 100 adet el ilanı, el broşürü hazırlattı ve bu broşürde şu yazıyordu. Boz ayılar isteseler bir sığırı bir yumrukta alt edebilir. Bunu yapabilecek güçtedirler. Sadece bunu eşlerine yapmazlar. 100 kişiye dağıttırdılar. Benim okuduğumda çok hoşuma gitmiş bir karardı. Aynı şekilde yine Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir yöntemde şiddet uyguladığı karısıyla birlikte haftada bir gün belirli bir süre belirlemiş. O süre zarfında haftanın bir günü yemeğe çıkma cezası verildi. Enteresan cezalar ve enteresan yaptırımlar var. Ama bunların içinde en hassası, üstüne basa basa söylüyorum, tehdit. Tehditin müeyyidesi çok fazla ve tehdit eden kişi sonradan pişman olsa dahi, karşısındaki kişi ifadesini, şikayetini geri alsa dahi bu bir kamu suçu olarak varlığını sürdürüyor. Flört halinde zaten upuzun bir yolun başlangıcındaki o önemli dönemde eğer psikolojik olsun, fiziksel olsun, ekonomik, cinsel herhangi bir şiddete uğruyorsanız mutlaka ve mutlaka ilişkinin sonlandırılması, bu konuyla ilgili mümkünse aile bireylerinin, değilse de kolluk kuvvetlerinin haberdar edilmesi olası sıkıntıların ve farklı sonuçların yaşanmasını engelleyecektir.